Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbim bu mübarek cuma vakti hürmetine bizleri her türlü dertten, kederden, afetten, musibetten, görünür görünmez kazalardan, belalardan hıfz-ı emin eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan beriye eylesin. Bizleri her iki cihanda aziz eylesin inşallah. Amin. Ahirete irtihal etmiş olan büyüklerimiz var. Hatta küçüklerimiz var, dostlarımız var. Rabbim cümlesine rahmet ve merhametiyle muamele eylesin. Yarın hak vaki olup sıra bize geldiğinde buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe-i mübarekesiyle ruhlarımızı teslim edebilmeyi, çene kapayabilmeyi eskilerin tabiriyle cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Zira akıbetedir itibar. Bir diğer ifadeyle itibar akıbetedir. Ölüm meleklerinin nasıl geldiği önemli. Kur'an-ı Kerim iki şekilde tasvir eder. Biri Allah'ın selamıyla gelmeleridir. Selamla gelirler ve sükunetle ruhlarımızı bedenlerimizden ayırırlar. Bak bu sükunetle ayırma meselesini İmam Hatip'te öğrenciyim. Allah-u alem temiz bir 30 sene, 30 olur mu? 34-35 sene var. Bu arada yaşlanmışız tabii. Bu da ortaya çıkıyor. Burada orada İmam Hatip'te bir hoca efendi vaaz-ı nasihat ediyor. Biz de dinliyoruz. Talebeyiz. Cuma namazına geldik tabii. İdris aleyhisselamın ruhunu nasıl aldığını Azrail aleyhisselamın anlatıyor. Yani Azrail aleyhisselamın İdris Nebi'nin ruhunu alışını anlatıyor. Subhanallah. Ta o zamandan bu zamana kalmış aklımızda dehşetli bir an. Mevzu uzun, konumuz da bu olmadığı için ben neticeyi size arz edeyim. Ruh bedenden ayrılıp hani tabiri caizse ruhun aklı başına geldiğinde Azrail Aleyhisselam'ın yakasına yapışıyor. Hani diyor söz vermiştim, canımı hiç acıtmayacaktın, kaç gündür bak misafirimsin, ne oldu kavlimiz? Azrail Aleyhisselam diyor ki hayırdır, ben verdiğim sözü tuttum, gayet böyle tereyağından kıl çeker gibi aldım senin ruhunu. İdris Aleyhisselam diyor ki ya olur mu öyle şey diyor ya, hani tabiri caizse de get işine dercesine. Hani diyor bir dikenli böyle teli ya da hani bu fındık bahçelerinin kenarlarında olur ya, diken topurları olur. İnsanın işte eteğine, pantolonuna falan yapışır. Ayıramazsın. Hani böyle bir dikenli teli, odunu neyse topuru bir yün çuvalının içine sokarsın. Ondan sonra onu yün çuvalından çekersin. O ne yapar yün çuvalından çıkarken? Kendi hacminden çok daha büyük bir yün kitlesini de ne yapar? Çeker çıkartır değil mi? Aynen diyor öyle aldın benim ruhumu. Kavlimiz böyle değildi. Bak bu bir peygamber. Ve Azrail aleyhisselam diyor ki hayır, tereyağından kıl çeker gibi aldın. Hadi o bayağı bir uzakta, nispeten yakın olan var. Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O sekerat halinde, yani artık ölüm döşeği dediğimiz o döşeğe yattığında Hazreti Ayşe annemizin, Allah ondan razı olsun, hücre-i saadetinde Hazreti Ayşe annemizin dizinde mübarek başları, bakın bayılıp ayılıyor. Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Mübarek alınları, yüzleri böyle hani kan ter içerisinde kalıyor. Hazreti Ayşe annemiz alnının terini siliyor sürekli. O bayılıp ayılma seanslarının birinde böyle gözlerini hafifçe aralıyor Efendimiz. Diyor ki Hazreti Ayşe annemize, ey Ayşe ölmek ne kadar da zormuş diyor. Kim diyor bunu? Habibullah, Allah'ın sevgilisi diyor. Ağlar. Levlâke levlâk ve mâ halettul eflâk buyrulan seni yaratmasaydım, şu alemlerin, feleklerin hiçbirini yaratmazdım buyrulan Muhammed Mustafa Sidretül Münteha'yı görmüş. Dünya gözüyle Arş-ı Ala'nın ta ötelerine, ötelerin ötelisine çıkmış. Allah Azze ve Celle Hazretleriyle böyle birebir ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bu diyaloğu yaşayacak kadar bir yayın iki ucu kadar baş başa kalmış bir peygamber vefat esnasında böyle diyor ya. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Ya bayağı şey oldu. Ne oldu? Ürpertici oldu. Ama olsun. Ölüm güzeldir ya. Yani. Değil mi ki Allah'a kavuşacağız? Ölümle kavuşulacaksa Allah'a ölüm güzeldir ya. Yani. Ama bu cümleden hareketle hadi o zaman gidelim ölelim denmez. Neden? Çünkü onun bir saati var. O saati bilen Allah. Ve bize bir emri var. O saat gelinceye kadar yaşamın hakkını vereceksin. Yaşamak için gayret edeceksin. Sağlığını koruyacaksın. Bugün sağlıktan bahsedeceğim size inşallah. Zira koca Kanuni, Kanuni Sultan Süleyman ne diyor? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Başını da söyleyelim. Muteber bir nesne yok cihanda devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ne diyor? Şu cihanın en kıymetli nesnesi devlettir. Devletten daha kıymetli bir şey yoktur. Neden? Çünkü devlet varsa emniyet var, güvenlik var, huzur var, asayiş var. Devlet varsa din var, devlet varsa namus var, devlet varsa gelenek var, devlet varsa akıl var, devlet varsa mal var, devlet varsa can var, devlet varsa nesil var. Bak bu saydıklarımın tümü İslam'ın korunmasını emrettiği hususlardır. Zarurat-ı Hamse denir. Yani Allah Azze ve Celle Hazretleri aklı korumayı emretmiştir. Canı korumayı emretmiştir. Malı korumayı emretmiştir. Nesli, çocukları korumayı emretmiştir. Bir de dini korumayı emretmiştir. Eğer bunlar başında bir devlet yoksa korumaktan aciz kalacağın şeylerdir. Hocam nereden biliyorsun? Hepimiz biliyoruz. Dün Bosna Hersek'te gördük, bildik. Yakın tarihten sayalım. Sonra Doğu Türkistan'dan biliyoruz. Bugün el-an devam ediyor. Arakan'dan biliyoruz. Suriye'den, Irak'tan biliyoruz. Mısır'dan biliyoruz. Yani bilmememiz mümkün mü? Dört bir tarafımızda devletsizliğin beraberinde gelen acı var, keder var, gözyaşı var, zulüm var. Nitekim işte bu devletsizlik sebebiyle yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan Müslüman muhacir kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz şu anda. Her birimizin yani binasında yoksa sokağında vardır, sokağında yoksa mahallesinde vardır. Ne işleri var burada? Hadi siz de gitsenize bir yere, biz de gitsek ya, niye gitmiyoruz? Çünkü evimiz var, barkımız var, az çok, rahmetli babam öyle derdi, az malım, var malım. Benim malım yani, az da olsa, akşam içine girebildiğim bir ev, huzurla sabahlayabildiğim, sabah huzurla gidebildiğim bir işim varsa, tarlam, bağım, bahçem varsa, ben niye bunları bırakıp da gideyim? Hani buradan hareketle mevzumuz yine bu değil ama yeri gelmişken söyleyeyim bir kez daha. Ne işleri var burada, niye geldiler diye soruluyor ya bazen. Aga yaşamak için geldiler çünkü bulundukları yerde artık yaşayamaz oldular. Neden? Çünkü devletleri yoktu. Ve koca Kanuni devletin bu cihanın en kıymetli nesnesi olduğunu söylediği beytin ikinci mısrasında bakın ne diyor? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani bu cihanın en kıymetli devleti de bir nefes sıhhattir. Ya bir nefes sıhhat dediğin nedir hocam? Bak alıp veriyoruz işte, farkında bile değiliz. Vallahi kıymetlim, onu da daha şurada 1-2 sene önce yaşadık. Ne alabildik ne verebildik. Covid'i unutmadınız değil mi? Hani pandemi vardı, sokağa çıkma yasağı vardı. Hani camilere gelemez olmuştuk, cumaları kılamaz olmuştuk. Ramazan geldi, geçti, haberimiz bile olmadı. Cami kapalı, cemaat yok, teravih yok, mukabele yok, hatim yok. Ah insan, hafızayı beşer, nisyan ile malumdur derler. Yani insan hafızası unutur, unutmasıyla meşhurdur. Ama unutmamak lazım. Eğer çektiğin acıları unutursan yeniden çekersin. Yaşadığın sıkıntıları unutursan yeniden yaşarsın. Evet, intikam peşinde koşma. Evet, o dertle dertlenip durma. Ama unutma. Dursun bir tarafta. Bir gün vakti gelir, saati gelir. O tecrübeyle aynı hataya bir daha düşmezsin. Önemli ya. Yakın tarihimizi de unutmayacağız. Uzak tarihimizi de unutmayacağız. En nihayetinde insan oluşumuzu Hazreti Adem'in cennette şeytanla yaptığı mücadeleden itibaren insan oluşumuzu unutmayacağız. Bir nefes sıhhat kardeşler. Şöyle temiz ve derin bir nefesi sağlıklı bir şekilde alıp verebiliyorsan diyor, en büyük devlet budur. Nitekim bu İslam'ın korunmasını emrettiği az önce saydığım 5 husus aynı zamanda sağlıklıysan koruyabileceğin hususlardır kardeşler. Eğer sağlığın yoksa koruyamazsın. Aciz düşersin, güçsüz düşersin. Sağlığın yoksa ne canını koruyabilirsin, ne malını koruyabilirsin, ne aklını koruyabilirsin. Sağlığın yoksa dinini bile korumakta zorluk çekersin. Çünkü dinin birçok emri ancak sağlığın yerindeyse sana farz. Orucu sağlıklı insanlar tutar, hacca sağlıklı insanlar gider. Namazı dahi artık gözünü hareket ettirinceye kadar dahi olsa sağlıklı insanlar kılar. Yani gözünü dahi hareket ettiremeyecek kadar sağlığını kaybetmişsen namaz bile üzerinden düşüyor yani. Ona göre hesap edin. Sağlığın olacak, önemli. Sağlık ne kardeşler? İnsanın akıl, fikir ve beden olarak iş ve işlemlerini doğru, düzgün, makul, mantıklı bir şekilde yapabilir olması, sağlıklı olmak. Yani kendi işini kendi görecek kadar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlıklı oluşa dair bir ölçüsü var. Şimdi hocam hangimiz sağlıklıyız ki dediğinizi duyar gibiyim. Şeker, tansiyon, kolesterol, kalp, romatizma, burası Karadeniz, akciğer hastalıkları, bronşit, astım. Nefes darlığı yaşamayan var mı içinizde? Muhtemelen yoktur yani. Birçoğumuzda var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağlığı nasıl tarif eder biliyor musunuz? Oturuyorsun ya evinde. Oturduğun yerden kalkıp mutfağa kadar gidip oradan bir lokma ekmeği alıp bir bardak suyu alıp oturup Bismillah deyip ekmeği çiğneyerek yiyebiliyor, suyu da boğulmadan içebiliyorsan, sonra oradan kalkıp yeniden işte sandalyene, koltuğuna, yatağına geri dönebiliyorsan sen diyor sağlıklısın. Peygamberimizin sağlıklı olma ölçüsü de yaklaşık olarak böyle bir şey. Yani bu yeterlidir, bundan fazla bu değil kastedilen. Ama minimum seviye bu, bunu koruyacaksın diyor. Şimdi şunu dediğinizi de duyar gibiyim. Ya hocam ne var ki bunda? Oturduğun yerden kalkacaksın, mutfağa gideceksin, ekmeği çiğneyeceksin, suyu içeceksin. Bunun neresi sağlık falan? Öyle demeyin. Benim rahmetli babam bunların hiçbirini yapamaz olduğu halde Hakk'a yürüdü. Oturduğu yerden önce kalkamaz oldu. Ondan sonra ekmeği çiğneyemez oldu. Sonra suyu içemez oldu. Sonra konuşamaz oldu. Yani. Oturduğu yerden kalkamaz olduğunda çok üzüldük. Artık neden yürüyemiyor daha diye. Ama bilemedik ki elini kolunu da oynatamaz olacakmış. O hiç aklımıza gelmedi. Elini kolunu oynatamaz olunca ona üzüldük. Bilemedik ki ağzına verdiğimiz yemeği de çiğneyemez olacakmış. O hiç aklımıza gelmedi. Ya bir kere de şükret de olana. Kendime diyorum, babam Allah rahmet eylesin hep şükretti. O hep o şakirin zümresindendi. Elhamdülillah deyip duruyordu. Ama ben yani muhtemelen hazmedemiyordum herhalde, ama şükretmek lazımmış. Olana şükretmek lazımmış. Rabbim ne kadar lütfettiyse o kadarına hamd etmek gerekiyormuş. Biraz geç öğrendim ama olsun, öğrenmenin yaşı yok. Bak şimdi sizinle paylaşıyorum bu tecrübemi. Kendimiz hasta oluruz, yakınlarımız hasta olur. Olana şükredeceğiz. Le in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum in azabi le şedid. Hani buna örnek olur mu bilmiyorum ama şükür deyince aklıma hep bu ayeti kerime geliyor. Allah Azze ve Celle Hazretleri bakın şöyle buyuruyor. Şayet şükrederseniz arttırırım nimetlerimi. Her ne nimet verdiysem, her ne kadar verdiysem, az çok demeden, büyük küçük demeden şükredersen sana verdiğime, onu arttırırım. Vele in kefertum. Yok, nankörlük edersen. Şimdi şükür arttırıyorsa nankörlüğü ne yapması lazım? Azaltması lazım değil mi? Allah Azze ve Celle Hazretleri azaltırım demiyor. Bakın dikkat edin. İnne azâbî leşedîd. Benim azabım çok şiddetlidir. Allah'ın nankörlüğe zerre tahammülü yok yani. Şükredersen arttırırım, nankörlük edersen azaltmam, azap ederim diyor. Ama Rabbim çok sabırlı, elhamdülillah. O kadar sabırlı ki, yoksa nankörlüklerimize azap edecek olsaydı, vallahi yeryüzünde nefes alıp veren bir insan kalmazdı muhtemelen. Ama yani böyle Allah sabırlı diye, mühlet veriyor diye, azgınlıkta da, nankörlükte de inat etmemek lazım. Değil mi? Yani bir yerden vazgeçmek lazım, dönmek lazım, şükredenlerden olmak lazım, kıymet bilenlerden olmak lazım. Kardeşler şöyle bir bakın, ya çoğumuz neredeyse birçok şeyden şikayetçiyiz. Hatta bir kısmımız kendinden de şikayetçi. Alıp verdiği nefesle kavga ediyor. Yani evden şikayetçisin, işten şikayetçisin, hanımdan şikayetçisin. Hanımlarımız da merak etmeyin, kocalarından şikayetçi, oğlandan şikayetçisin, kızdan şikayetçisin. Hoş, evlatlar da babalardan şikayetçi. Yani bu kadar şikayet hayra alamet değil. Birazcık kıymet bilmek lazım, birazcık nimetin farkına varmak lazım. Evet, bazen olanla yetinmek lazım. Yani olanla yetinmek lazım. Bunun anlamı daha iyisi olsun diye uğraşmamak değil. İki günü bir olan ziyandadır. Daha iyisi olsun diye elbette uğraşacağız. Mesela 5 vakit namaz kılıyorsun. Önce din dilini kullanalım. 5 vakit namaz kılıyorsun. Ya tamam, 5 vakit namaz, olanla yetinelim. Deme kardeş, geceleyin teheccüde kalk. Gece teheccüde kalkmak zor geliyorsa sabahleyin işrak namazı kıl. Bir 4 rekat alnın secde görsünler. Ne olur? Akşamdan sonra Ebravin namazı kıl yani. Fena mı olur? Olmaz. Çok da güzel olur. Sonra buna bir de teheccüd ekle. Bak 2 hafta önce Ramazan'dı. Sahurlara kalktık. Üstelik yemek yedik yani. O uyku sersemi halimizdi. Sonra yediğimiz yemekle bir daha yattık, uyumaya çalıştık. Birçoğumuz. İşi gücü olanlar, sabah mesaisi olanlar. Şimdi yeme içme derdin yok. Karnın dolu vaziyette, uyuma sıkıntın yok. Kalkacaksın, 2 rekat bir namaz kılacaksın. Seher vaktinde, cümle kainat uykudayken sen açacaksın gözlerini ve ellerini, alemlerini Rabbine diyeceksin ki ya Rabbi sana geldim. Bak kurt uyuyor, kuş uyuyor, ağaç uyuyor, taş uyuyor, insanların çoğu uyuyor, ben uyanığım. Neden? Çünkü sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. İtirafa geldim. Ey Rabbim, günahlarımı itiraf ediyorum, şerlerinden sana sığınıyorum, bağışla. Üzerindeki nimetlerini itiraf ediyorum, daha fazlasını istiyorum, lütfeyle. Bak, seher vakti. Yani bu işin dini tarafı, işin dini olmayan tarafında da böyle. Neye sahipsin? Yani 3 liralık bir araban var diyelim. Tamam 3 liralık araba var, hoca da olanla yetinmesini bil dedi, böyle devam etsin. Değil, 5 liralık araban olsun diye de çalış, sıkıntı yok. 2 oda evin varsa 3 oda evim olsun isteyebilirsin, bunda sıkıntı yok. Mesele şu, o 3 kuruşluk arabanın kıymetini bileceksin. O 2 odanın kıymetini bileceksin, şükrünü eda edeceksin. Le in şekertum le ezidennekum, kural budur. Şükredersen diyor Allah Azze ve Celle Hazretleri, ancak o zaman arttırır. Yani biz sürekli bir şikayet halindeyken elimizdeki nimetlerin artmasını istiyoruz. Bu o ilahi kurala pek uygun değil. Bu vesileyle sizinle paylaşmış olayım. Sonra çok daha mühim bir mesele var bu şükürle ilgili sevgili kardeşlerim. Şimdi bizim derdimiz ne? Biz neden şu an buraya geldik? Neden toplandık? İşi gücü bıraktık. Cuma namazı kılacağız. Neden? Farz. Kim farz kılmış? Allah. Peki bizim derdimiz ne? Allah'ın bize farz kıldığı bu ibadeti yerine getirerek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak. Yani onun rızasını kazanmak. Öyle değil mi? Yani şu an burada bulunuşumuzun tek bir sebebi var. Allah'ın bizden razı olmasın. Talebimiz bu. Peki benim de şöyle bir sualim var kendime ve size. Biz ne kadar razıyız Allah'tan? Lütfen şunu şöyle birkaç saniye tefekkür edin. Herkes kendine sorsun. Ben Allah'tan ne kadar razıyım? Hocam Allah'tan razı olmak ne demek? Tamam işte tam düşündüğün gibi. Yani biz Rabbimize dönüp iyi ki sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum diyor muyuz, demiyor muyuz? Biz Allah'tan hoşnut muyuz? Biz Allah'tan razı mıyız? Ne diyor ayet-i kerimede? Gel cennetime gir. Nasıl? Ben senden razı, sen de benden razı iken. Şimdi ben sürekli Allah'tan şikayet ederken hastayım, hastalığımdan şikayet ediyorum. Maddi sıkıntılarım var, maddi sıkıntılarımdan şikayet ediyorum. Hanım vermiş Allah, hanımdan şikayet ediyorum. Evlat vermiş, evlattan şikayet ediyorum. Devlet vermiş, devletten şikayet ediyorum. Millet vermiş, milletten şikayet ediyorum. Ben Allah'ın bana verdiklerinden, dolayısıyla Allah'tan bu kadar şikayetçiyken Allah'ın benden razı ve hoşnut olmasını nasıl beklerim? Demez mi? Ey kulum sen benden bir kere bile razı olmadın ki ben senden nasıl razı olayım? Ya. Kardeşler, bunlar öyle çok büyük ilimler, tahsiller gerektiren işler değil. Günlük hayatımızda da bu böyledir. Seni seveni seversin. Sana hürmet edene hürmet edersin. Sana ilgi gösterene ilgi gösterirsin. Senin yanında olmak isteyenin sen de yanında olmak istersin. Böyledir bu işler. Allah'la olan hukukumuz da böyledir. Sen Allah'a rağbet edersen, sen yüzünü Allah'a dönersen, işlerini Allah için yaparsan, sen Allah'tan razı olursan, Allah da senden razı olur. Bak bir soru daha geldi. İşleri Allah için yapmak. Lütfen bunu da sorun kendinize hemen. Yaptığınız işlerin, günlük rutinlerinizin ne kadarını Allah için yapıyorsunuz? Hocam ne kadarını yapacağız ki? Yani ezan okunuyor, namaz kılıyoruz Allah için işte. Ama ayet-i kerime öyle demiyor ki. Bak ayet-i kerime ne diyor? Estağfirullah. İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Bu ayeti kerimeye lütfen dikkat edin. Bugünün de ayeti bu olsun. Bu ayeti kerimeyle çıkın camiden ve mümkünse en az 5 arkadaşınıza, eşinizle, dostunuza bu ayeti kerimeyi aktarın. Aha, benim size emanetimdir. Emanete riayet Müslümanlığın şiarındandır. Ne diyor ayet? Estağfirullah, bismillah. Muhakkak ki benim bütün arzu ve isteklerim, duam, bütün yapıp etmelerim, ibadetlerim ve en nihayetinde benim yaşamım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Mümin günün 24 saatini Allah için yaşar. Yemek yerken Allah için yer, yürürken Allah için yürür, çalışırken Allah için çalışır. İbadeti de yine Allah içindir. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.